Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri, garnizon askerleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından tören alanındaki Atatürk Anıtı önüne protokol üyeleri tarafından çelenk bırakıldı. Anadolu'yu işgal etmek ve bu suretle Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 100 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hizmete uğratılmış ve bir sene sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti'nin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Mustafa Kemal'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı tevcih edilmiştir. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde kuruluş günüdür. Gaziler Günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gündüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilersiniz. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler toprağı, vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun bugüne kadar sürekli iç ve dış tehdide maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları İstiklal Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmişlerdir. Vatanı savunma mücadelesi Türk varlığı sonsuza dek sürecektir. Şehit ve gazi, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi milli birer değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, milli bağımsızlığımızı vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Gazilere sahip çıkmak ve saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığının bir ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri şehit ve gazilerimize tescil edilmiş en büyük gurur ve teminattır. Bu sözler aynı zamanda Atatürk'ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir ve devletimizin, milletimizin gazilere sahip çıkmasında her zaman dikkate alınmalıdır. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Şahin, Gazilerimize adlı şiirini okudu. Gazilerimize, vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş, dile gelmiş dağlar taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak, vatan için aksın kanım, ya şehitlik ya gazilik, bu yurt benim canım kanım. Düşmanlara karşı durdun, iman dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak, senin ile gelir dile. Güzel yurdum senden bize, ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık, hepimizin gönlündedir. Şanlı gazi, sana selam, selam sana ey şüheda. Vatan için bizlerinde, canlarımız olsun feda. Ardından protokol erkanı Kartal Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.